Kaldı ve küçük bir yaz molasından sonra koskoca ama küçücük bir yaz molasından sonra bambaşka sohbetlerle NTV ekranlarında yine karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim için yaz biraz değişik geçti. Biliyorum belki birebir de olsak bana soracağınız çok soru var hakkımda. Ama bunların hepsini biliyorsunuz şu uzun zaman diliminde önümüzdeki sezonda bambaşka sohbetlerde gelen her konukla birlikte siz artık beni tanıtın, tanıdınız, filtresiz, yalansız böyle küçük küçük değiniyor olacağım. Değişik bir yazdı, hayatımın değiştiği bir yazdı, Şimdi iyiyim. Evet, biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu, yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum bambaşka sohbetlerle birlikte. Böyle oluyor bazen hayatın içinde beklemediğiniz değişiklikler, dönüşümler. Ama önemli olan galiba günün sonunda bütün duyguların hakkını vererek o döneme atlatmak sonra da yolunuza kaldığınız yerden devam etmek tabii ki ilişkileri de yıpratmadan belli saygı çerçevesinde koruyarak devam ettirebilmek. Dolayısıyla da yine bir rutininiz olan bambaşka sohbetlere de dönüş olmuş oldu. Yine her gün aynı saatte, hafta içi her gün aynı saatte NTV ekranlarında birbirinden kıymetli konuklarımla şahane bir 35 dakika vaat etmeye devam edeceğim size. Bugünkü konuğumla ben ilk kez karşılaşıyorum. Kendisini tanıyorum. Ama yakından tanımıyorum. Hayat hikayesini editörlerim, editörüm ve ekip arkadaşlarım önüme koyduğunda çok şaşırdığım detayları vardı. Ya niye biz buradan bilmiyoruz ya da ben buraya nasıl kaçırdım dediğim e, anları ve böyle virajları, kıvrımları, özellikleri vardı. Tabii ki bunları soruyor olacağım kendisine. Yakın bir zamanda çıkardığı eseriyle bugün bambaşka sohbetlerde konuğum olacak. Onu da tanıyor olacağım programın içinde birebir. Bu yüzden de benim için heyecanlı bir program ...konfor alanımın dışında tanımadığım ama takip ettiğim bir isimle tanışma şansına sahip olacağım sizlerle birlikte. Çok sevdiğim bir müzik insanının sözünün peşinden gideceğiz. Bence onun da seveceğini düşündüğüm bir söz. Eğer insanların hayatına müzik ve sevgi aşılarsan onları tedavi edebilirsin demiş Bob Marley. Tabii onun hayatına baktığımızda e, müzik ona ne kadar iyi geldi bilemem ama... Bob Marley müzikleri bana her zaman iyi gelmiştir. Tıpkı bugünkü konuğumun eserleri müziği size iyi geldiği gibi. Sevgili Sinan Akçıl konuğum. Merhaba, Merhaba. nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Biraz uykulu musun? Aynen yeni uyandım. Gel hadi günaydın. <laughs> ama çok güzel gözüküyorsun gerçekten. Hoş geldin, sefalar getirdin çok seversin. Ne oldu, seni. neler oldu şeyle? Neler yazın. oldu? Anlat bakalım ne oldu yazın. Senin başına gelen şeylerin benzerleri oldu aslında sana sormak lazım <laughs> Bana deyince. çok geliyor ama sana böyle 40 yılda bir oldu herhalde. Yani 40 yılda bir olmuyor galiba hayatta bazen bazı şeyler. Ama ben sana bir şey mi? Yemin ediyorum güneşin ışığı yükselmiş. Teşekkür ederim. Vallahi iyi gel O yüzden hiç buradan şey duygusal bir konuşma yapmayalım. Bence çok iyi olmuş yani. Tip... Ya yol ayrımları iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama hayatta başımıza gelenleri e, faydaya çevirmeyi öğrendim diyeyim ben. Galiba öyle bir şey evet. oluyor. Yani uzun uzun anlatırsak çok kelime olur ama sonuçta çok yaramış. Gerçekten yeni hayatın ve yeni güneşin hayırlı uğurlu olsun diyorum sana. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben çok ee, iyiyim. Niye bu saatte uyanıyorsun Sinan? Birazcık e, tuhaf şeylerimiz var bizim. Tuhaf bir yaşam anlayışımız var. Ama konserler bu ara çok olduğu için e, böyle 2-3 gün konser olmadığı zaman şey yapıyorum. Biraz fazla böyle ya oyun ya böyle şey <laughs> yani futbolla Gözlerle ilgili falan. Zaten. Aynen. Ondan sonra stüdyo bu ara pek fazla stüdyo yapmıyorum yani. Ama e, genelde çocukluğumdan beri bir 6-7 yaşından beri herhalde Küçükken de siyaset meydanında bir program vardı biliyor musun? Aa, Ali ah, Kırcı. Bilmem mi? Aa. Ben ya, onu falan izlerdim. Yani bir politika manyağı olarak siyaset... Gerçekten mi? E tabii. O yüzden zaten biliyorsun. Vekillikle ilgili düşüncelerimi açıklamıştım daha önce. Ben bilmiyorum bunu kaçırmışım. Evet çok iyi. Milletvekili mi olmak istiyorsun? Olacağım herhalde 5 yıl sonra. Olucan herhalde beş yıl sonra. Evet çünkü yetmiyor yani. Daha fazla hizmet etmek istiyorum Türk milletine. Ama değişik bir şablon getirmek istiyorum. Yani bu işlerimi yapmaya devam ederken ki bir... Vekillik belki bir zaman gelince bakanlık gençlikle ilgili bir şey. Sinan ne kadar delisin tam olarak? Ben <laughs> çok normal değilim yani ama annemin anneme sorduğum zaman e, o birazcık tabii yüksek bir derece veriyor. Değil mi? Evet. Tek çocuk musun? Yok. Biz e, net iki bürüt altı kişiyiz. <laughs> bir daha söyler misin? Evet. Ayşe Arman'a da öyle söylemiştim geçenlerde. Peki yani şöyle ilgili ne problemimiz var? Niye göz göze bakamıyoruz? Ayılamadığın için mi? Yok, yok, için? öyle Bışık. problem yok ki. O kadar çok insanın yani şöyle söyleyeyim sana aslında e, güzel olan her şeyin gözünün içine bakmayı seviyorum ama şimdi tabii burada bir konuk olarak geldiğim için çok da böyle gözün içine, içine bakmayayım diyorum yani. Adam'a <laughs> çok güzel gözlerim var gerçekten. Teşekkür ederim sağ. ol. Evet. Sor. Ha şöyle, evet. normalde iki, bir tane öz. Ablam var yani tamam. canım İdil Akçıl. Tamam o, o da, da müzisyen yani, değil mi? Piyano öğretmeni evet. Hı -hı. Ee, onun dışında bir gün Selen Akçıl geldi bizi buldu. Ben bir dedi gün. siz Evet ben küçüktüm yani. Evet. Ben dedi sizin ıı, kardeşinizim, ablanızım. Nasıl Babamın yani, Almanya'daki bir evliliğinden bir ablam çıktı ortaya. Ha bayağı ben sen böyle hani biraz şakacı bir kimliğe sahipmişsin de şaka gibi yo, anlatıyorsun. Yok. Şaka yaparım da bu şaka değil. Sonra o dedi ki bize Facebook'tan birini gösterdi. Bizim dedi bir de abimiz var. Şaka? Babama çok benzeyen bir çocuk. Aynen 50 yaşlarda ama o tabii hani. Ondan sonra dört olduğumuz ortaya çıktı. Dört olduğumuz ortaya çıktı <laughs> diyemezsin. sonra e, babam annemle ayrıldılar. Peki. Senin bu yaz yaşadığın süreci yaşadılar diyelim işte. Ayrıldıktan sonra 10 yıl önce 73 yaşındayken tüp bebek ve ikiz bebek sahibi oldu. Altı olduk. Şaka yapıyorsun. Evet, mi? enteresan bir aile. Buradan ailem adına hepinizden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk programa böyle başlamamalıydık mı nedir ne yapıyoruz şu anda? Canım benim ben söyledim yani o yüzden e, günlerde direniyoruz emin misiniz ilk program olmasın? Ben çok eminim şu anda içinde bulunduğumuz durumdan. Eyvallah peki yani böyle bir durum oldu açıkçası. Ben mutluyum yani kalabalık aileymişiz. Mişiz. <laughs> <laughs> evet. Öyle bilmiyorum. Hangisiyle en yakınsın? Ablam canım. Yani, Ablam. yani Nasıl söyleyeyim sana onu aslında aynı anne babadan olmayınca yine kardeş öz ama belki de yaşanmışlıklar hmm. hani beraber büyümenin o heyecanları o tutkusu duygusu en son Kurtçeşme Açık Hava konserimde ablam pazar günü yine gözleri doldu mesela hani ağlayarak hmm. bu şey çünkü niye? Kaç yaş var aranızda? Ee, 4 yaş var hmm. şey, yakınız yani ee, çünkü ben onu anlatıyormuşum belki 5-6 yaşında hayallerimi demek ki yani o beni böyle sahnede çok fazla gelmez çünkü. Geldiğinde çok hoşuna gitti. O yaşanmışlık öz anne babadan olan ablamı bana asıl hissettiren duygu oldu yani. Tabii Nefis ki. Müthiş bir şey. Öbürlerini de seviyorum. Onlar da kardeş. Babadandır çünkü kardeşlik. Normal ya değil Kardeş mi? kardeştir tabii ki. Anlaşmak evet. zorunda olmamakla birlikte hayatının bir parçası yani. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Satamazsın ama hani ben ablamı böyle çok daha yakın hissederim kendime. İkizlerle aran nasıl diyeceğim. İyi ama... iyi, iyi, iyi. Onlar da gerçekten... <laughs> Ee, onlar da tatlılar yani artistik jimnastik yapıyor bir tanesi de basketbol Oy. bir bir erkek bir kızlar. Maşallah. Elvin ve Samir Akçıl. Ee, bir kere okullarına gittim havalı oldu onlar için. Çok böyle şeydi yani. Ee, güzel bir Kendini çok gün. havalı buluyor musun? Ben yok ama beni kasıntı zannediyorlar da Evet tavrını o çünkü hani ben geldim. Evet hadi bakalım nasıl ha, olacaksınız gibi evet, bir Durumum var. Bilerek mi yapıyorsun? Yok. Neden yapıyorsun? Bilmem zaten 5 dakika sonra nasıl bana ısınacaklar insanlar önemli benim için diyorum. Yani. Isınmakla ilgili bir dert olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Savunma mekanizması yani öyle bir çocuk mı bu değilmişsin acaba? falan diyorlar bana. Galiba. Ha sonra. Yani sonra şöyle söyleyeyim sonra. sana şimdi hmm, sokakta falan çok acayip güzel bir hayatım var. Yani insanlar bana Yani, Seni çok seviyorlar evet, bana, biliyoruz. Evet yani o yüzden hmm, bu piyasadaki insanlar oluyor herhalde o etrafımdaki insanlar. Ama Onlarla bak, benim de çok seninle yak ilgili bir fikrim yok. Ha iyi süper. Bunu ama sen istiyorsan? sen zaten şey değilsin. Daha başka bir yani naiflikte bir insansın ama. Genelde hani e, Fikri olmasın mı kimse? Şöyle söyleyeyim yani? sana. Allah'ın bana bahşettiği yeteneklere e, yetenekleri yetenekten farkında olan bir çocuğum. Evet. Şimdi 5 yaşından beri Allah'ın bana fısıldadığı bir müzik yolu var. Bunu merak ediyorum. Bu ne demek Sinan? Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl anlatayım sana bunu? Ben de e, Allah'ın bir açtığı bir ışık var. Çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsun evet. şu Evet. Ve bu en zor anlarımda bana umut olan veya en hani bu sefer bittin oğlum sen başka şarkı yapamayacaksın dediğimde veya işte bu konser kötü geçecek dediğimde onun bana böyle bir sanki e, fısıldaması ruhumda hissettiğim bir şeyde iyi olacak demesi falan gibi bir inançlar bunlar yani. Ve bu e, popçu tırnak içinde genç kızların sevgisi ünlü pop şişmanı olmadım aslında ben. Evet. Olmadı, bana o imaj olmadı. yapıştırdı ama hani... E, çünkü ben çok önemli, Müsyen bir halden geliyorum. Ve hani... Nasıl söyleyeyim sana? O sıfat bana birazcık sığ geliyor. O yüzden piyasadaki arkadaşlarımı çok severim, çok desteklediklerim de olur ama e, kendimi onlardan biri gibi görmüyorum yani. Hani böyle atıyorum bildiğiniz popçu rakiplerim var yani ya işte. Tamam. Onlardan biri gibi görmüyorum ama bunları da onların kafasına kalkmıyorum. Bazen... Şimdi kalktın. E, evet şu anda ama kalkmak zorundayım. Şu an zorlayayım. itibariyle kalktın. Aynen. Çünkü şöyle... <laughs> İlk programda çok şeyler daha oluyor. Ben birazcık komple, daha yani, komple müzisyen diye yazıyorum mesela şeyde. E, komple yorga, yani. Aynen. Komple müzisyen olmayı tercih ediyorum aslında. Zamanında mesela e, Sezen'e falan da veya büyük e, isimlere de baş kaldırmışım şey olarak hani ben kendi şarkılarımı yapacağım diye ayrılmışım yanlarından o zamanlardan beri var. Veya konservatuardan atılma hikayem 6 yaşında piyano sınavını vermemekten atıldım. Çünkü e, havuçlu tek kek tarifi veriyordu hocalar kendi arasında. Ben de çok çalışmıştım yazın. Dinlemiyorlar nasıl geçireceğiz bunu fasulye diye anladın mı? Ben de vurmuşum kapağı annem takvim yapıyor. Bu şartlar altında daha fazla çalamayacağım diyor. Şok 6 yaşında çan... mı yaptın? 6 yaşında konservatuar ilk sınavında. E, böyle atılmışım. Babam da orada ispat etmek zorunda kalmış. Orada hocaydı. Böyle şeyler var yani. Yani aslında e o kendime özgüvenim biraz yüksek fazla kabul ediyorum. Ama evet. bu, e, bu şey arkadaşlar bana şey derler yani. E, sempatik bir kasıntılık var bende. süre evet. sonra ona bağlıyorum yani. <laughs> Merak etme. Evet. İlk programımızda karşınızdayız. Ben de bilmiyorum. <laughs> bir çareyim şu an. Ama anda. diyorsun bambaşka sohbetler <laughs> Tam diye. Tam öyle oldu gerçekten. Aynen. Kasıntı mısın gerçekten? Ben seni gördüğümde inanam, çok güzel bir gerçekten çok güzel tipim varmış ya yakında. Aa, aa! teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Niye? Evet. Kötü mü görünüyorum? Ya yok da böyle hepsi. Son zamanlarda böyle karşıma o keşfetlerde falan şey çıktın hep böyle. Ne çıktım ya? Sözü hüzünlü müzünlü gibi geçmiş onlar yani böyle şey. Yok hüzünlü değilim ben ya eğlenceli biriyim. E tamam nereden bileyim ama işte şimdi anlıyorum. Tamam, birbirimizi yanlış tanımışız demek <gülüyor> ki. Bak <laughs> ben başka sohbetler sayesinde doğru tanımaya çalışıyoruz şu anda. Vallahi maşallah evet. Peki e, sonra çok değişik bir eğitim. Sen beni o. Evet saçma sapan. Neden saçma sapan? Çok şık. Yani öyle denmez tabii de şöyle. Den ay <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan demesek mi? Benim... Çok güzel bir şey sen beni o. Sen deli misin? Aynen öyleymiş. Delisin de. İlk başta çünkü e, Frans okuluna gitmeyi ben kabul etmedim. Sen e, neyi kabul edecektin sen e, yani 6 yaşında? Ya ben çünkü şöyle aslında öyle bir yani şöyle oraya yazmışım. E, yıllıkta öğrencilerden not almışlar mesela. Samyona yılına ben şey yazmışım. Benim için sadece müziğe bir engelsin yazmışım. Hani o kadar çok şeye konsantreyim ki müzik yapmaya. O sekiz yıllık ağır eğitim bana şey olmuş açıkçası. Hani ulan nasıl ben hani bunun altından kalkacağım falan filan derken okul orkestrasını keşfettim. Aa. Onu keşfedince onu kurduk. Tamam. Ee, o zaman milliyetin lise arası şarkı yarışmaları vardı Bilmem meşhur. Bilmem ne hepsine gidiyordum. Burak Kut birinci oluyordu. Yani. Hep Burak abi falan. Hep evet. Burak Kut kazanır. Aynen e. Yani öyle. artık okullar gidelim ama Burak Suat kazanır. Suat falan çıkmıştır oradan <laughs> evet, böyle zamanında. Evet Suat zamanda. vardı Suat Suna. O da bizim vardı. okuldaydı. Evet. Ondan sonra... Oralarda ilk ödüllerle falan filan bir baktım ben. Bu sefer de devamsızlıktan atıldım. Şey sen böyle. Çünkü MF'ye falan çalmaya başlamıştım. Sen sürekli bir atılma yaşıyorsun Var. hayatında. Neden böyle? Yani şöyle. E, kalıplar gelince bana böyle geliyorlar. Babam Peki da... mesela aşkta da terk edilen misin hep? Yok hiç olmadı hayatım. Öyle ki. mi? Sen mi terk ediyorsun? Mesela resim öyle değil. Ya buradan şimdi o insanları da ödemek istemiyorum aslında biliyor musun? Ama terk edildiler yani evet. Ama hmm. iyi bir şey. Hoş değil yani bence. Neden böyle? Bu benim ayıbımdır. Buradan hepsinden özür diliyorum. Evet olmamış hakikaten. Yani ayıp oldu. Ne yapıyorsun hep hikayeden çıkıyor. Ama e, ailem mesela ya çıkıyorum evet. Çıkıyorsun. Başka bir hikayeye geçeceksem o hikayeden çıkıyorum. Ama sonra e, yıllar sonra yine affediyorlar beni yani, sağ olsunlar. İyi insanlar da. Gerçekten affediyorlar mı? Ya birkaç tanesi konuşmuyor ama onlar dışındakiler konuşuyor yani. Ya beni böyle kabul eden... <laughs> beni böyle <laughs> kabul eden... Çok eğleniyorum haftada bir gelir. Beni, <laughs> Beni böyle kabul eden bir süre sonra konu diyor ki tamam böyle ben senin hayatın olacaksan bu şekilde kabul edeceğim diyor. Sağ olsunlar anlayışlı insanlar çıktılar bazıları. Çok zarif bence çok tercih ederim. ettiğin hanımefendiler. Hepsi birbirinden kıymetli diye düşünüyorum Bilinenler. bir yandan da. B bildiklerim. Evet. Ha bir de bilmedikleri yani bilmiyorum para <laughs> arayan bilmediklerim yani. Hepsi ya gerçek... kekelenir mi ya ilk programda? Şunu şey üç ayara vermişim ki bildiklerim. Evet. Çok, çok gerçekten e, sağ olsunlar ya. Hepsi iyi insanlar ya sağ olsunlar. Peki çok özür dilerim köpeğine kedi diye şarkı yazmak ne demek? Şöyle hikaye normal gerçek dinlesin. hayvan saatte yani şöyle. Hikaye gerçek hayvan saatte. Hayvan sahte derken hayvan gerçek yani öyle bir hay... <laughs> olay şu oraya sığmadı. Şimdi şarkıyı birazdan söyleyeceğim format değiştirmişsin sağ olun benim için. Evet senin için de. Bunu bir de Müge Anlı yapmıştı. Bugün zaten programın formatı da normal gibi <laughs> <laughs> başlamadı. Olay... Bundan sonra böyle değil sakın beklentiniz. bir Bu kadın ne olur o naifliğinden vazgeçsen bugün ya, birazcık bir makara tamam. Yani şöyle oldu, e, ben evliydim biliyorsun evet, iki tane biliyorum. evlilik yaptım aynı kişiyle birisi beş ay sürdü, birisi sekiz ay sürdü. Tabii neden? Çok... çok özel olmazsa merakımdan soruyorum. Yok özel değil, ee, yani nedendi? Neden beş ay sürmüştü? Ha niye iki kere? Ha iki kere. Hmm. Şöyle ilkinde çok ben boşanmak istedim. Çok da güzel, buradan sevgilime göndermek istiyorum. Çok Geçen renk, gün çok karşım, güzel. Bunu da söyleyeyim buradan. Geçen gün karşıma düştü, hakikaten bir fotoğrafı keşfetti. Ee, hakikaten baktım çok güzel bir suratı var kızın. Ama insan olarak da güzel görünüyor. Enerjisi ha, evet o falan ayrı çok konu. Ben, çok ben öyle güzel. bakmadım. o hani, Ulan ne güzel kadar güzel kızmışlar. Ama boşandım tabii. O hatırlayacak <laughs> geçtim her şeyi. Neyse iyi kızdır Burcu. Ee, sonuç olarak şöyle bir durum var. <laughs> Niye bir dakika hep böyle makara bir şey, bir şey söyleyeceğim. Çok gülüyorum özür dilerim. Çünkü gerçekten tahminimin ötesinde bir adam çıktın. İlk kez çok derse düştüm yani şu Neyse ya ilkinde boşanmak istedim çok. Ama ondan sonra boşandıktan sonra bir anda acayip bir özlem geldi. Dedim ki ben hemen bu kızla yeniden evlenmem lazım. 12 gün sürdü. Bir plan yaptım. 12 gün sonra ee, hallettik sağ olsunlar. Arkadaşlarım da sağ olsun. Topluca hallettik yani. Bir yemek, yalandan bir yemek organize ettim. Orayı bastım. Aldım onu tekneye bindirdim. Kaçırdım falan. E, şarkı yapmıştım güzel karım diye kulaklıkla. Yani birini de dinledi. Öbür kulaklığı koymak istemedi göğe. Hani yarısını dinlerim gibi. E? Neyse sonra karşıya geçtik. Ee, bir otelde yer ayarlamıştım. Tam böyle boğazın önünde. Bütün bahçesini kapatmıştım. Orada 11-12'ye kadar sabah konuştuk hava aydınlığına kadar. Sonra çıkmaya başladık yine. Ha niye evlendin? Çıkmakla olmuyor tabii. O da dedi ki biz çıkmayalım, biz evlenelim tekrar yani böyle olmaz, haklı. Tamam dedim, öyle yapalım. Tamam. Ee, ben tabii bunu 8-10 ay falan böyle sürdürebildim. Sonra olmadı. Tamam dedim. Bu sefer dedim ki Amsterdam'daki gelinliği hiç beğenmiyorum. Bu benim için sıkıntı oldu. Çok açıktı o gelinlik benim için. Çünkü görmemiştim o gelinliği. Ha böyle şeyleri mi var senin gibi? Var ya ben çok muhafazakarım aynı anda. Öyle mi? Evet. Evet. Hmm. Öyleyim yani böyle biraz. Öyle mini giyemez falan ki Ya gibi. pek sevmiyorum yani açıkçası. Be yani Peki sen o muhafazakarlıkta yaşayan bir adam Şimdi tam adam mısın? Yanlış tanıyacağım beni diye. Hayır hayır yanlış tanımak Doğru değil Doğru söyleyeyim o zaman. Şunu demek istiyorum. Bir erkeğin muhafazakar olmasını anlayabilirim ben ama. Ben hiç öyle cıvık cıvık böyle şarkıcı O, beni mesela parti boy falan zannederler. Aslında bilirler ki ben mesela hayatım boyu sarhoş olmadım. Hı. Veya hep kontrol mekanizması, hep liderlik, hep ben toplayayım şunu bunu insanları falan gibi şeylerim var yani. Ya kadının özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili değil. kavga edebiliriz sabah kadar. Şöyle değil. Özgürlük kısıtlanması evet. değil. Şimdi gelinlik benim için önemli bir şeydi. Hmm. Ee, i̇kincisinde bir de... Ya biz babasına bile FaceTime'da söyledik. O da hoş olmadı. Hmm. O yüzden o öbüründe Davuzur'un ekibi tuttum. Evine gittik. Aldık. Çok güzel bir gelinlik yaptı Hakan sağ olsun falan gibi böyle. Güzel bir e, şey oldu. İçimde ne onun ukde kalsın ne benim kalsın diye. İkincisini de böyle yapmak istedim. Sekiz ay sürdü. Hay Allah ya. O da kısa sürdü. Ama... Özlem? Ee, yok ya. Hmm. Özlem geçen gün işte o dediğim fotoğraf günü belki yani böyle bir 8-10 saniye öyle bir düşündüm sonra geçtim. Şey yaşanmışlıklar çok değerli tabii. Tabii ki. Çok güzel anlar yaşadık biz onunla. Evet. E, bütün bunlar benim hayatımı oluşturuyor zaten. O yüzden yaşadığım pişman değilim. Ne yapıyor? Şarkılarım Aşk seni bunları. tamamlıyor mu? Yoksa şarkı yazmana mı sebep oluyor? Yoksa nefes almana mı sebep oluyor? Var olmana mı sebep ya oluyor? Ya o kadar böyle eskisi kadar şey konuşamam yani. Bunlar sayesinde şarkı yazıyorum falan. Ben o insanları şarkı için kullanmış olurum. Duygularım. Hayır hayır onlara hissettiğin duygu. Sen evet, sanatçısın tabii ki. sonuçta bu duygular. Ya benim çok şarkımda karşı tarafı üzdüğüm zaman onların Anlayamazsın diye bir şarkım var. Biri bana gelsinler. Falan, arada sıradalar falan gibi şarkılarımı. Karşı tarafın ağzından kendime yazıyorum. Üzdüğüm için. Hmm. Aslında karşı tarafın bana duygularını kendim yazıyorum. Yani e, tamamen bir empati üzerine yazdığım şarkılar da var. Besliyor beni tabii ki. Genius diye bir dizi serisi var biliyor musun? Orada Picasso'nun hayatı var. Antonio Banderas'ın oynadığı. Onda da var mesela bu. Üretebilmek için hmm. şevk ve aşka ihtiyacı var. Ben kaçırdım o diziyi. Picasso. Nasıl kaçırdım Mutlaka izlemelisin. Anlayacaksın demek istediğim o yüzden. Bu kadını kullanmak değil... Estağfurullah böyle bir şey kimsenin haddi ya, değil kullan, zaten. Ama o da o anda çok güzel duygular yaşıyor. Benim 500 tabi şey 520 tane şarkımın e, 300-400 tanesi çok iyi bilinen şarkılar ve tabi e, tabii ben biraz daha yaşlanınca o daha hani Kayağın Usta falan gibi böyle 50-60'lara falan gelince zaten e, bu popçuluk ve genç kızın sevgisi imajından kurtulup tamamen o şeye gelecek yani. Şimdi sadece kafadan dolma altın çocuk işte e, iyi piyanist falan filan diyorlar ama e, bu ülkede saygınlık için biraz yaşlanmak gerekiyor. Evet. <laughs> o yüzden o zaman o yaptı. Ha, bunu da mı sen yaptın falan oluyor mesela her konserimde. Peki mesela şimdi seninle konuşurken gel geliyor. Nilüfer bana derdi. Küçük Kayan diye çağırıyor benim Nilüfer Hanım. Öyle mi? Evet. Magazin olmasaydı müzisyen kimliğin başka bir yerde olur muydu? Yok istemiyorum ama. Yani çok seviyorum popcorn kültürünü. Öyle mi? Evet. Yoksa fazla sahi birisi olurdum. ya. Gerçi o da seviyor magazin. Ma yani... Çünkü zaten aynı kulvarda beni yetiştirmeye çalışıyorlardı. Hmm. Ee, ama ben o klasik müzik kalıplarına sığan bir çocuk olamadım. Hmm. Ee, magazin de ee, kaçınılmaz oldu zaten benim için ve ben de o yola doğru biraz dönmeyi tercih ettim yani. İlişkilerimi de öyle seçtim. Ee, ve e, bence benim popüler kimliğimi çok iyi besledi. İnsanların şey demesinden e, duyuyorum mesela daha böyle AB grubu insanlar şey derler. Ah işte senin magazin benim yanlış. Benim yanlışlanı falan yok magazin. Zaten hani Türkiye'de en çok halk konser veren insanların herhalde ilk üçünden biriyim. Sonuçta o insanların sevgisi 50 bin kişi, 100 bin kişi konserler yapıyoruz sürekli çığlık çığlığa ve e, öbür türlü kalsaydım sadece bir şarkı yazarı olarak kalacaktım ve arada bir Aa, benim şarkımı duydunuz falan diyecektim. Bunu hiç zaman istemedim. Bunu kuvvetlendirdim ben magazinde. Yani ikisi birbirini beslemesine izin verdim açıkçası ama aslında magazin basın beni kullanmıyor. Ben onları çok güzel kullanıyorum. istediğim hmm. İstediğim zaman, istediğim kadar. Yani çok iyi keserim de yeri geldiğinde. Ama hmm. rahatsızlanırım da mesela evet. Mesela üç ay bakmazsam beşinci ay bakarım. Medya takipte bu ay ilk onda mıyım diye. Ha buralara takıksın. Bazen bakarım. yani bir şey bu ay ne olmuştu falan diye bakarım açıkçası. Burada Peki sonra şu köpeğine yazdığın kedi şarkısını dinleyip sonra bu şarkının hikayesini dinleyebilir miyim? Önden mi anlatmak istiyorsun? E, hikayeyi anlatayım. Lütfen. Çünkü ya şöyle. Burcu'dan biz nasıl geldik böyle bravo ya. Çok Bur iyiyiz, Böyle değil değil bir mi? soru vardı çok önce. evet. Ya şimdi ben. Bakın arkadaşlar iki tane köpekten bahsediyoruz. Mini ve Mira. Bununla ilgili ben çünkü dedim ki evet kardeşim hayvanların velayeti olmalı benim için bence. Ve nafaka ödenmeli dedim. Ve babada da kalma izinleri olmalı. Yani eşya <laughs> statüsünden çıkmalılar. Çıkmalılar ama yani o yazık. Çünkü Burcu bana diyor ki e, bu ikisini ayırırsam öbürünün psikolojisi bozulur. Şimdi ben hep böyle kandırdı. E, Mini benim köpeğim, Mira onun köpeği. Ben de en sonunda şey dedim yani. Tam kalsın dedim ama benim görme hakkım hafta sonları görebilirsin. <laughs> Şimdi yani o zaman bunu bir kağıda dökelim ya, dedim ben. Ya de. ikinizi de hayvan sevgisinden öperim ya. Ne ama gerçekten. Ya, bu tartıştığınız konu ne kadar naif ne kadar güzel bir şey ya. O çocuk yani işte yok efendim bir şeyde bırakalım diyor. Boşanma davasına bırakalım kime giderse bahçede öyle şey olur mu? <laughs> çok tatlısın Burcu çok iyi fikir. Ben de olsam aynı şey yapabilirdim. Ama ben... Bu bu kadar onu, takım. Neyse onu birkaç kere... Kime gitti? Yaptınız mı? Yapmadık hayır. Çünkü ben e, bak mini hiç güvenilir bir köpek değil. <laughs> Cesaret <laughs> edin. <Aynen. gülüyor> İkisi de bu. Şöyle o anda çünkü. ne olacağını bilmiyorum yani. Orada da moralim bozulurdu. O yüzden onu geçiştirdim ama Sonuç, neyse. Sonuç velayet kimde kaldı? Onda duruyor köpekler. Özlüyor musun? Özlüyorum tabii. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir... Konuşuyor musunuz peki? Ko şey e, eskiden şey yapıyorduk. E, FaceTime falan hakkım vardı. FaceTime'dan konuşuyoruz. <laughs> Şimdi burada... Bayılıyorum bakın. Burada küçücük araya gireceğim. Evet. Hayatın içindeki dertlerimize ve kavgalarımıza baktığınız zaman ne kadar naif ve güzel bir şeyden bahsettiğimizi ne olur Doğru fark edin. Dalga geçmek için gülmüyorum. Dünyanın en kalpten gelen tartışması bu. İki evet. tane köpek için biten bir aşkın üzerinden FaceTime konuşacağım. Kime koşar ona gelsin. Bakın böyle yüreklere çok ihtiyacımız var. Oo. Ben de evde köpeğim, kedim. Yani hakikaten çok kıymetli. Evet. Anlıyorum ne demek istediğini. Evet. Evlatlar çünkü. Evet. Tam öyleydi yani benim için. Çünkü bu kadarken geldi bir de. Aşkı. onu onu büyüyü falan, büyümüşü. Ondan sonra e, hala bana şey göre içim cız ediyor. E, aşı mesajı bana geliyor. Ya. Bana kayıtlıyor. Ondan sonra neyse. Sonuçta e, köpeği bana vermedi. Ben de dedim ki bunu şarkıya çevireceğim. Tehdit mi ettin yani? Aa, yok. Kendi kendime söyledim bunu. Ha Burcu'nun haberi, <laughs> Burcu haberi oldu. Hayır. ne zaman haberi oldu? beş gün şarkı çıkıcı olmuştur. Mesaj çekti mi? Yok çekmez konuşmuyoruz. <laughs> Ondan sonra e, şey dedim işte bir laf var orada kendimi vermeyi bırak vermem bile sana kedimi dedim. Çünkü e, kendimiyle kedimi uyuyordu köpeğim uymuyordu. Yoksa aslında o köpek olarak düşündüm. Sana inanamıyorum. Ama günlerdir kedi videolarıyla boğuşuyorum Instagram'da. Herkes viral oldu. Herkes kedisini paylaşıyor. Bir de Ajda'yı aradım. Ajda'ya attım şarkıyı. Çünkü Ajda'da, Ajda'yı çok severim. Bayağı dert ortamdır benim yani. Ne güzel. Ee, bir yerde de bir laf ediyorum. O da orayı paylaşmış. Hoşuma gitti diye. Şey, TV'de bir popstar sanırsın Ajda. Kız sesi çok fazla diyorum şarkıda bir yerde. Orada da diğer popstarlara laf atıyorum yani. Böyle bir şarkı yaptım. Ee, aynı şeyleri yapmak istemediğim için Türkiye'ye birazcık da R&B soundlu bir şarkı yaptım. Ama çok güzel oldu. Müziği değiştirmek istiyorum Türkiye'de yani birazcık soundunu asıl pop bence şimdi dinleyeceğimiz pop sound'u. Yani arka arkaya sıralı cümleler söyleyince rap olmuyor bence. Hmm. dünyada da mesela Drake'e veya Beyoncé'ye rapçi demezsin. Pop R&B yıldızı dersin. Evet. Bence de Türkiye'de müziği bu şekilde el birliğinde değiştirmek istiyorum. Evet. Köpeğe yazılmış şarkı kedi. Dinleyelim <laughs> bakalım. <laughs> Gözümde kocaman bir mutluluk emojisi Gelmedi kafa yerine Yalanlar sözleri beni de kafaladım Git hadi otur yerine Böyle olmaz bu işler Lazım yüksekten inişler Sevmiyorsan çeneni kapat Daha normal bir kafa yaşa Bırak oğlum şu elimi Vermem ki sana kendimi popstar sanısın Ajda Kız sesi çok fazla Aşk şarkısı mı bu? Sözleri baydı beni Çok daha iyisi var Böyle olmak bu işler Lazım yüksekten inişler Sevmiyorsan çeneni kapa Daha normal bir kafa yaşa Bırak oğlum şu elimi Vermem Kendimi vermem ki sana kendimi, kendimi vermeyi bırak, vermem bile sana kedimi, böyle olmaz bu işler. Alo. <laughs> Şimdi kız tarafı olacağım burada olmadığı için. Aynen. Ama Allah'tan köpeği yazdığın için çok fazla savunmaya Bark geçireceğim. Fark etmiyor değil mi? Evet. Sonra da alo koydum sanki alo. ulaşılamıyormuş gibi. Ama ulaşabiliyorsun FaceTime istesen diye düşünüyorum. Yani artık o şeyde köpek konuşmaları da yarımda kaldı ya bayramdan bayrama belki. Yok artık canım sen Vallahi de sorumluluklarını biliyorum. yerine getir Başardın diye. Ya getiriyorum da işte şimdi benle ilgili belki haberler çıktıça falan belki araya bir soğukluk girdi sonra. Hmm. Anladın mı? Aa tipim iyiymiş. Bu... Tipim iyiymiş ne <laughs> Ay, demek? Şimdi baktım orada gördüm. <laughs> Çok bakar mısın aynaya? Yok ama yani bir yayındayız bir de göreyim kendimi dedim yani. İyi iyi. Nedir hayat planı? Sonlara geldik sohbetimizde. Çok şükür. Karşılıklı şahit. <laughs> çok şükür dedi. Pardon pardon. <laughs> Programın sonuna geliyoruz dedim çok şükür dedi. Pardon pardon. Bu samimiyet ve planı. <laughs> Olacak iş değil. Umarım evet. program bitiyor diye şükür etmemişsin. <laughs> Yok hayır olur mu ya? Bir hayat kere planını sormuştum arada ona kaynadı. İnsan bir kere e, gerçekten e, hiç kimse cennetten ayrılmak istemez. Hiç kimse güzelliklerden kopmak istemez. Evet. O yüzden senin karşına ayrılacak olmak zaten beni şu anda ah, hafifiyar alıyor yani gerçekten. <laughs> bu bu Ama... kelimelerin sihirbazı olmanın getirdiği anlık. <laughs> Valla daha kafam bu kadar çalışıyor. Akşam <laughs> görsem. Ay ayılmadı. Bizi. Diyorum ki biraz önce Allah'tan ayılmadı. Bir de ayılsaydı neler ne olacak? gelecekti başıma. Aynen. Ya yani şöyle e, açıkçası... eee Hayatın bundan sonraki kalanını sordun herhalde. Öyle bir soru mu soracaksın? Yok yok tam olarak bunu sordum. Nedir planın? Ama bu tabii hayatın kalanı için plan değil ama en azından bir önümüzdeki bir aylık Şöyle plan. Şöyle söyleyeyim sana. Önümüzdeki bir aylık için notlarıma bakmam lazım. Notlarıma Orada var. bakma. Konserlerden bahsediyorsun. Ay bırak konserleri canım. Aa, Şaka yapıyorum ya. Sohbeti sığlaştırmaya çalışıyorum. Sığlaştıramazsın hani... burada sohbeti. Aynen. Etkilenmiyorum artık o bakışlarından. Gözüne bakarak söylüyorum. Evet buyurun. Program bitti yahu. Ha, pardon. <laughs> Ben yeni başladık <laughs> Evet yeni başladık. Yani şöyle e, plansız programsız yaşamayı e, iddiasız bir iddialıkta olmayı seviyorum. Ama şundan eminim e, konserler yapmayı e, çok seviyorum. Evet şarkılar yapmayı da seviyorum ama e, başka bir setup'a ve bir update geçmem gerekiyor mesela. Mesela bu şarkın sound'u gibi şeyler. E, 50 yaşından sonra e, yaşlanınca yani o, o yaşlara gelince daha doğrusu e, Hollywood'da scoring yapmak istiyorum. Yani dünya filmlerine Dünya müzikleri yapmak istiyorum. Çünkü o konuda çok güzel denemelerim var aslında. Kimseyle paylaşmadım. Ee, veya dünyada Türk bayrağını dalgandıracak e, birçok projede yer almak istiyorum. Allah'ın bana bahşettiği müzikal yeteneği, Kırmızı Beyaz adına dünyaya göstermek istiyorum. Bir de siyasete girerek... Ama böyle bir e, partizanlık gibi değil. E, ülke adına, gençlik adına neler yapabilirim? Bunları... Gerçekten düşünüp, kafa patlatıp kendimi bunun için yormak istiyorum. Bundan sonraki hayatım boyunca yani. Kariyerini bir kenara bırak. Senin neye ihtiyacın var? Benim bence gerçekten e, normal, hayatımı ne kadar normalleştirsem o kadar daha mutlu olmaya başladım. Normal ve sakinleştirirsem ve insansızlaştırırsam. Yani e, mesleki hayatımın kalabalıklardan kaçtıkça, kendi başıma oldukça daha mutlu olduğumu, daha iyi şarj olduğumu görüyorum. Şimdi elektrikli bir araba aldım mesela. Onun gibi düşünüyorum kendimi. Yüzde ondan sonra acı çekmeye başlıyor. Şarjı bittikten sonra. Benim de e, konserlerden sonra ve yoğun kalabalıklardan sonra şarjım bitmeye başlıyor. O yüzden kendimi kendi kendime yenilemeyi öğrendim. Kendimi şarj etme yolunda sadece sevdiğim insan grubuyla beraber olmaktan geçtiğini ve e, sadece insanlarla yeni şarkılarımı paylaşmaktan ve onlara bazı duygularımı gerçek bir şekilde anlatabilmekten geçtiğini düşünüyorum. Şehir içinde mi oturuyorsun? Evet maalesef yüksek hep öyle şeyde oturdum ben. Sanki böyle yüksek bir rezidans. sessiz bir yerde mi oturmak lazım? Ya o zaman da açık sana açık bir söylemeyeyim mi kapatman önce? Biliyorum Nasıl? sohbet Çok, bitti hiç ama. Hiç açık şey söylemedin ama bir kere söyle bari. Yani şunu söylemek zorundayım ki e, oraya gidiyorum mesela bir yıl bazen denedim şehir dışında oturmayı. Gerçekten gidip insanların sileceklerini kaldıracak gibi bir kendimi emekli bir albay gibi başlıyorum o zaman da. O da bana yetmiyor yani. Hmm. Yani aslında ben dengesizim. Sessizlikte ot yaşamak istiyorum. Sessizlikle beni rahatsız ediyor. O yüzden sen bence beni boş ver artık. Bir dakika konuğa bak. <laughs> bak ya, Aynen. program bitene kadar konum <laughs> benim için kıymetli. Son olarak kendine ne için teşekkür edersin? Bütün bu 38 yıldır e, her şeye rağmen çok erken şöhrete, çok erken başarıya ve paraya rağmen e, iyi bir insan olabildiğim için teşekkür ediyorum. Çünkü kimseye bir e, özellik de yaptığım hiçbir zaman bir kötülüğüm olmadı. Ve büyük bir aile istiyorsun. Ya evet ama böyle sonradan babam gibi piyango gibi çıkmasın. Adam gibi baştan olacak e olsun. Bugüne kadar çıkmadıysa çıkmaz artık bundan sonrası diye düşünüyorum. Hayır. Evet. Bazen öyle düşünüyordum biliyor musun başıma gelir diye. Hiç gelmedi çok şükür. Ee, burada tabii ki babamı örnek almamışım. Bu çok iyi bir durum. Bundan dolayı teşekkür ediyorum kendime. Çocukları sahipsiz bırakmadığım için. Saçma bir itiraf oldu. Kapanıyor Başka mı? sözüm yok. Teşekkür ederim. <laughs> Sana defterimi uzatacağım. Ya... Oo. Evet. Ver. Yazı yazacaksın. Bana. Ücretsiz. varsın. Çok deliymişsin. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ben seni çok sevdim. Bütün önyargılarımı... Çok güzel. Teşekkür Gözlerin değil. çok güzel. Valla değerini yani Türkiye son ancak 30 yıldır anlamış. <gülüyor> <gülüyor> e zaten önemliydi pardon? 46 yaşındayım e, tamam, zaten. Tamam <laughs> <Aslında gülüyor> normal. Tamam normal. <laughs> İyi ki varsın. Önyargımı kıran nadir insanlardan birine olduğun için de teşekkür ediyorum. Hep mi aynı? Bunu çok mu sık duyuyorsun? Yani önyargı var bana karşı değil mi? Evet var. Ha, olsun ama piyasadakiler... Ama sende önemli. de kırabilme gücü var. Bak bu var, önemli. Var mi? var. Aynen. Kıymetli bir güç. Daha iyi bir başlangıç olamazdı sezona beni birazcık tanıyorsanız bütün ezberimi bozan Aynen. ne yapacağımı şaşırttıran ve gerçekten tanıdığım için çok mutlu olduğum gülmekten de gerçekten duramadığım bir programa başladığımıza göre bu sene şahane şeyler olacak dostlar. <laughs> ben şöyle bir şey hissediyorum Sinan'dan sonra insanın kendini içten içe sevmesi ve güvenmesi ve güvendiği yerden kendini bir daha doğurması diye bir gerçek var. Yeter ki orayı bulabilirim. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Keyfiniz hep böyle olsun. Hoşçakalın. Bambaşka sohbetlerin yeni sezonuna sevgili Sinan Akçıl'la başladık. Daha iyi bir başlangıç düşünülemezdi. Sinan Akçıl'dan da akrostiş şiirim yok demem artık cebimde kelimelerden ayrı en güzel gözlere karşı yepyeni bir sezona girdin dağları delen bakışınla ağzındaki gülüşün akışıyla derin bir yazın ardında üzülmeden daha güçlü farkıyla ve işte bambaşka sohbet etmek bize ancak kısmet ne cezası varmış kısaymış süresi ceylan gözlerin entibiyi sarsın iyi ki varsın